İçinde bulunduğumuz yönetim kendi başına burada 604 tane hane bulunuyor. Bu 604 tane hane kat malikinin bilgisi olmadan kendi başına bir takım işler yapıyor. Bu boyanmayla ilgili de 604 tane kat malikinden 602 tanesinin haberi yoktur bu işle ilgili. Dün tırlar buraya boyaları getirdiğinde kat maliklerinin bilgisi olmuştur. Bu işlerin yasal olmadığını, kat maliklerinin haklarını gasp etmek olduğunu, bu nedenle de bunu protesto ediyoruz. Yönetimi bu anlamda istifaya davet ediyoruz. Sitemizde 10 Mart'ta seçimli genel kurul yapılacak. Yaklaşık 19 gün sonra, 20 gün sonra bir seçimimiz var. Bu seçim olmasına rağmen bu boya işi yangından mal kaçırırcasına ivedi olarak alelacele gündeme getirilmiştir. İstifa, yönetim, istifa, yönetim, istifa, yönetim. Bu işin yapılırken bir ihale komisyonu kurulması şarttı. Ama herhangi bir ihale komisyonu kurulmadan iki kişiyle iş alıyorlar, ihale komisyonu yok. Kendilerine sordum, ihale komisyonunuz var mı? Yönetim ihale komisyonudur diyor. Her şey 4,5 milyon lira para verildi ve asansörler revizyon oldu. Hatta bir sözde revizyon oldu ve çok ciddi paralar harcadık biz. Bir keresinde benim oğlum asansörde kaldı. Asansör sert bir şekilde aşağıya düştü ve paraşüt açıldığı söylendi. Bu asansörler revizyon olduktan sonra yapılan işlemler bunlar. Hala dava süreci de devam ediyor. Ve şu anda asansörümüz de bu halde. Ve binmeye de korkuyoruz.